Tamı tamına 3 saatlik süreniz başlıyor Sema Nur Hanım. Evet, nefesler tutulsun. 3, 2, 1, başlayın. Başla, haydi bakalım. Bunu en ince mi yapacağız, bulgur bulgur? Yani aşırı değil, böyle incelecek o. Evde rokoko yapmak isteyen hanımefendilere ve beyefendilere neler söylemek istersiniz Sema Nur Hanım? Markete o çocuğu yollayın, bisküvi alsın. Kakaolu bisküvi yeterli. Krem şanti ve dondurma kremayı lezzetli hale getiriyor Maraş usulü dondurmamız. Bol fındık, dondurmayı o kadar lezzetli. Dondurmayı katacağız? Dondurmayı biz krem şantiyle buluşturacağız ve o güzel bir krema oluşacak. Aa. Bozuk da donduğu için içine fındık giren her şey bence şahane olur. Biraz sonra o muhteşem buluşmaya tanıklık edeceğiz Kadir'cim. Televizyon tarihinde ilk kez Maraş dondurması ve krem şanti bu mutfakta buluşacak. Evet, yılların ayrılığı biraz daha son bulacak. Alttan da Sinan Çetin'in müziğini versinler. Kafi dökelim. Aa. Tam neyse dökelim, hiç bir problem değil. İşte bak, yanlış tanıyoruz, gördün mü? Aslında üstten ince gibi göründü. Bu noktada robot kullanmanın incelikleri devreye giriyor Sema Nur Hanım. Bildiğim kadarıyla etli sultan kebabı oldukça zahmetli bir yemek. Bu iddialı tarifi de ancak sizin gibi marifetli bir hanımefendi yapabilirdi Sema Nur Hanımcığım. Ben et çok sevmiyorum. Tavuktan yapıyorum. Etle çok aram yoktur. Tavuktan tercih ediyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor niye bu arada. Niye tavuğu ineği ayırıyorsun? Yani bu et... Renk şeyi mi var? Et bana kokuyor. Çabuk, 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 çabuk. Kız bunlar ne güzelmiş böyle. Çok güzel değil mi? Hakikaten de kuplarınız ben buradayım diyor Sema Nur Hanım. Yalnız aman diyeyim, kupların sağında solunda kalan bisküvi parçalarına dikkat edin Sema Nur Hanım. Aa Kadir Bey, görüyorsunuz benim bardağımın yanında var. En ufak bir leke sunumunuzu mahvedebilir. Tamam, ben onu diyorum. Halledeceğim. Lekeli diyorlar şimdi ya sonra. Şimdi bir de fındığımızı hemen çekebiliriz ama biraz iri çekeceğiz. Bir şey diyeceğim, bunun o... Tutucundan Kadir. Ya da şey de yapabiliriz, dövebiliriz. Yeterli mi? Çekiyoruz fındığı. Ay, yeter mi bu kadar? Ay. Ben gümüşhaneliyim. Öyle cümleler kullanabilirim. Çekiyoruz. Çekmek doğru bir tabir ama isterseniz siz bana bir buzdolabı poşeti verin. Ben fındıklarınızı döveyim. Olur. Hemen veriyorum. Kınayı. Getir anneye. Kınar. Bir şey diyeceğim. Bununla ilgili çok güzel bir anım var. Benim arkadaşım Sümeyra evlendi, tamam mı? Düğün salonu inanılmaz. Adamdan parayı alabilmek için evlenen arkadaşım mı Sümeyra? Yok, o Semra'ydı. O bu Sümeyra dediğim çamaşır makinesi tabletiyle bulaşık makinesi çalıştıran arkadaşım. Çok zekice bir davranış. Evlen tam düğüne gittik. Düğün salonu inanılmaz. Kapısı kömürlük kapısı bir salon. Ama öve öve bitirememiş. Ben neyse, de gittik, sandım ki çırağı. Gelinle damat yürüyor ya. Bak. Gelinle damat. Hani böyle yanlarında meşale tutarak yürüyorlar ya düğün evet. Salonlarında. Bak. Hepsinin, dinle, meşale tutanların hepsi farklı farklı giymiş. Kimisi kot giymiş üstünde gömlek, kimisi pembe tişört bilmem ne. Hiç düğün salonunda resmiyet yok. Bak şimdi bütünlük yok. İnşallah öyle bir düğün olmaz. Sümeyra ile damat yürüyor bak. Kadın var ya iki adım attı meşaleyle geride. Ya. Sonunu bile beklemediler, yarısı geriden de. Ya. Sümeyra'ya dedim ki adamlar düğünden hiç zevk almıyor, farkında mısınız? Yarı yoldan döndü adam meşale. Ya, daha yol bitmeden. Hepsi farklı farklı giyinmiş. Yani inanılmaz bir düğün salonuydu. O kadar, o kadar. Bu muhteşem hikaye için teşekkür ederiz Kadir'cim. Kadir'in gülme krizine girmesine saniyeler var sevgili seyircilerim. Ha! Ben tabii onun düğününde dünya kadar pasta yedim. Ben öyle ucuz pastaları çok seviyorum. Sonra bu Sümeyra evlendi. Biz bir hafta sonra ev görmeye gittik. Heh. Bu damat pastası olan düğün müydü? Hayır, yok, o benim halamın oğlunun düğünü. Ay nerede şey? Ben bu Sümeyra'ya oturmaya gittim. Bu Sümeyra tabii hep bekar, hemşire. Lojmanda kalıyor. Akşam pide söylüyor. Öbür gün kuşbaşı. Gelin lojmanı mı bu? Yok, kalıyor. Sonra evlendi. Neyse evine görmeye gittik. Bana dedi ki ya dedi sen dedi bu bulaşık makinesinde ne kullanıyorsun dedi. Ben tablet aldım, hiç güzel yıkamıyor. Dedi ki şu marketten al. Dedim ben de oradan al. Hele bir getir bakayım. Bir kutuya baktım, bir Sümeyra'ya baktım. Kız Sümeyra dedim, sen de evlendin ya dedi, daha kimse evde kalmaz. Üstünde kalan çamaşır kalıyor. Makinesi kireç koruyucu tablet yazıyor ve kafam kadar çamaşır makinesi resmi var. Dedim ki Sümeyra okuma yazman olmasa bile dedim buradaki çorabı görmüyor musun? Makinenin kireç tabletiyle bulaşık yıkıyormuş. Tam o da disleksidir.
Vallahi pisleksiyi, kisleksiyi. Veri veri tut. Başlıyoruz tamam. Daha bak fazının içi yapılacak, fazla sarılacak. Tabii. Daha börek. Hayırdır Kadir, senin gözün bir şeye takıldı sanki. Ne oldu? O böreklik yufka hazır yufka mı? Maalesef hazır yufka. Evet ama yani onu açamam, çok ince açmam gerekiyor. Ya aslında mantığı şey açarken düşündüm onu. İncecik yapıp. Yani şuraya oklavayla merdane konmuşken gözümüzün yok, önüne. Yok açarım, o mesele değil, açabiliyorum ama düşündüm şimdi internetteki tariflerin hepsinde. Böyle tatlıda da öyle düşündüm, anladım. Ha, hüngel atacağım diye onu hazır seçtim. Öyle mi düşünüyorsun? Bak cümleler boğazına düğümleniyor. Evet. Nasıl yapayım ya? Ya hadi hayırlısı bakalım, dur hele daha vaktimiz var, neler olacak görürüz. Yani yeteneksiz de derim ama niye? Estağfurullah ama yani konuşurlar. Az çok yarışmacıları mağdur tanıyorum ben, onları neyi eleştirip neyi eleştirmeyeceğini. Biliyorum, ben de biliyorum, haklısın ama. Bir an önce havuçlar yağa girsin, pazının içi yapılsın, pazı haşlansın. Haydin, haydin Nazire, haydi kızım, daha bir ton işimiz var. Bir tadına bakın bence. Tamam olsun. Sen ne yapıyorsun ocağın başında Kadir? Ben şu an havuçları güzel sıvı yağda kavuruyorum. Tarator mu yapacaksın? Taratora benziyor ama çorba olacak birazdan. Bence güzel. Havuç güzel sapsarı yağını verdi vallahi. Etleriniz de güzel görünüyor Sema Nur Hanım. Küçülmüş evet. Gerçekten istediğim gibi olmuş. Dur. Yani yemeğin biraz kavuracağım. Eti. Bu sırt eti olması gerek. Hayır, hangi yemeğin eti? Ha bu şeyin eti. Hmm, olmuş mu? Tuz koymadım da. Etli sultan kebabının eti Kadir. Ya biraz da böyle şey türlülerle karıştıracağım onu. Salçalayacağım. Ama hangi ök sert? Sert mi? Krem şanti ile dondurma buluştu. Tabii bu bize bir miksere mal oldu ama. Dilin suçlu herhalde. Sana mal oldu Kadir. Tamam bana olsun. Ben dedim size dondurmayı kalıp çatın içine değil. Ben dondurmayı yavaş yavaş erisin, krem şantiyle buluşsun istedim ama sen ne yaptın? Mikserin çırpıcılarını hiç beklemeden daldırdın içine. Neyse tamam söylenme. Mikserin amacı ne? Çırpmak değil mi? Ben ne bileyim onu çırpamıyormuş. Hiç sıkıntı değil. Hemen hallederiz. Markasını verin bana bunun. Evet hemen garanti kapsamında yaptırıver Kadir. Bunu bana verin, ben bunu bir hafta garantisiyle uğraşırım ben bunu. Tanıdıklar var, ararım ben.